sezonun en rahat galibiyetlerinden birini aldı diyeceğim Galatasaray için. Sen ne diyeceksin? Ya böyle savunma yapılmaz ki. Eh doğru. Yani savunma böyle yapılmaz. Yani ceza alanına gir. Sana hani şeye benziyor. Hani bir ara vardı ya boks maçı. Bizim boksör habire yumruk yiyor. Anlatan diyorduk ya boksörümüz çok iyi mücadele ediyor. <laughs> Arada evet. Arada da diyormuş ki şeyi menajeri hani şeyi bunu şey yapan Boracım onu. bu günün sonuçlarını da buraya ver Aslanım lütfen diyormuş. Çok iyi dövüşüyorsun deyince ya abi iyi dövüşüyorum da biri beni dövüyor demiş ya. <laughs> ya devamlı. Değer ki yorum demiş biri beni dövüyor. Evet. Aynı hani o şeydeki e, boksörün dediği gibi. Aslanım çok iyi oynuyorsun. Aferin devam et. Çok iyi bitecek. Bak, abi beni biri dövüyor. Aynen öyle oldu bugün. Yani biri Kayseri'yi dövdü şey e, Alanyayı şey yani Alanyayı dövdü. Hani bu o kadar aciz top oynanmaz ya. Ya çık tamam. Yani şey mı bu kadar aciz oynama abi. Ya diyeceksin ki benim etim budum bu. Zaten bu kadar takım olduğu için eti budu bu oluyor. Bizim Türkiye'den çıkacak takım 16. Hadi iki daha koyayım. 18 olsun. 20 olmaz. Kesinlikle olmaz. 20 olmaz. Şu ekonomik yapı ve futbolcu havuzunda Süper Lig e, 20 takımda çok fazla 18 takımı da zorla çıkartır. Hocam 4 büyük takımın seyirci ortalamasını mesela bir alsak bu haftaya kadar yarın filan Bir de diğer takımlar alsak. Acaba rakam ne kadar merak ediyor? E, onu bir bakalım. Yusuf onu yarına e, hazırlayabilirsek. Ya. Yarına bir 4 büyüklerin bir de diğer takımların seyirci ortalaması. Şu ana kadar seyirci ortalaması. 13 hafta abi. itibariyle bakalım. Bugün hocam. İstanbul Spor Hatta Spor'u 2-1 yendi. Çok ekstra bir galibiyet hocam bu. Önemli bir galibiyet e. aldı İstanbul Spor. Ankara Gücü hocam Antep'te kazandı. İyi de oynamış Ankara Gücü. Ee, bölümler halinde o maça şöyle bir bakabildik. Konya Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Önemli bir galibiyet aldı. Galatasaray'da az önce sona eren mücadelede net bir skorla 3 puanın İstanbul sahibi Spor oldu. İstanbul Spor'a yenilen Hatay Spor bir hafta evvel milli maçtan evvel Galatasaray'ı yani. Evet. E, güzel. Ne kadar iniş değil mi? Öyle olursa iyi. Vallahi iyi. Yani o zaman iyi. Kayseri Adana Demir. Yalnız bu çok güzel maç. Mondeom Kayseri Spor, Yukatel Adana Demir Spor. Güzel maç. Antalya Rize. Bu da fena değil. İyi geçer. Yılport Samsun Spor Beşiktaş maçı yarın 16'da efendim. Ve 19'da Fenerbahçe Babakay Fatih Karagümrük maçı var. Evet antalya Rize de iyi olur. O da güzel olur. O da güzel olur hocam. Antalya-Rize'de bayağı korakor bir maç olur. Pazartesi de EMS e Yapı Sivas Spor, Trabzonspor ve Rams Başakşehir Siltaş Yapı Pendik Spor maçlarıyla 13. haftayı noktalayacağız. Hafta içinde de Avrupa mesaisi var. Bir puan durumuna bakalım. Galatasaray yeniden liderlik koltuğunda. Maç fazlasıyla 34 puan hazır ve de Galatasaray Fenerbahçe'nin puanı 31. Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Kayserispor'un 22'şer puanda sıralandıklarını görüyoruz. Antalya ve Kasımpaşa 18'er puandalar. Kasımpaşa maçı oynadı. Canım. Bugün Galatasaray average şansını kaybetti ama yani average'ı bugün düzeltebilirdi daha. 4 attı ama daha da olabilirdi diyorsun değil mi? Çünkü şöyle Fenerbahçe 31 68 yemiş. 31 68 yemiş Fenerbahçe. Galatasaray 22 idi. 26 atmış. 8 yemiş. O da 18. Yani ikisi de 8'er gol yemişler. E, ligin en az gol yiyen iki takımı Fenerbahçe ve Galatasaray. 31'di Fenerbahçe. Galatasaray 26 oldu attığı gol. E, arada 5 averajlık bir fark var. E, sen 4 az oldu bugünkü maçın hakkı daha fazla, fazla olabilir. Az evet. Peki hocam. Hatay 17, Rize 17. Hatay oynadı. Ee, bakalım Rize üstüne çıkabilecek mi? Antalya Rize maçı oradan bir takım yukarı evrilebilir. İkinci sayfa gelsin bakalım sevgili Bora. Ankara gücü 16 yaptı. Gaziantep'i geçti. Gaziantep 15'te kaldı. Kara Gümrük ve Sivas 14'er puandalar. Ee, onların maçları yarın ve pazartesi. Konya 13 yaptı. Ee, Pendik 13 puanda. Şimdi düşme attı. Alanya 10, Başakşehir 9, Samsun 8, İstanbul 8 kazandı, 8 yaptı. Vallahi Alanya için bilemiyorum. Bir an önce toparlanması lazım. Tabii daha çok uzun zaman var ama ama e, ligin 3'te biri uzun zaman var derken 3'te 1 de geride kaldı. Hocam İstanbul Spor işte ya bayağı. Bak bugün bir galip, bu 8 puan. 2 maç aldı mı düşün. 11 14. Hocam aşağı yukarı Bu nereye anda? gitti? 12. sıraya kadar falan oraylara kadar, oralara kadar, 12-13'e kadar e, o şeyi hissedecektir. Evet. E, düşme hattının sıkıntısını. Orada bir maçlık, iki maçlık farklar var ama hani oynadıkları futbol açısından bakılacak olursa e, bilemiyorum. Yani birkaç takım olumsuz anlamda sırıtıyor. Hocam Galatasaray tribünlerden çıkış da Benur filmlerindeki gibi ha. Merdivenlerden iş Benur filmlerindeki var Valla hocam şey gibi Roma askerleri gibi evet geliyorlar Evet ya aynı diyorsun. ya. Şuraya bak. Kalabalık oradan işte dediğimiz gibi metroya e, metroya gidiş değil mi bu arkadaşlar? O, o yol. O çıkış. Diğer taraftan. Şöyle kıvrılıyorlar. Bir iniyor. Tekrar iniyor. Falan. E, Tabi e, Manchester maçı öncesinde sarı kırmızılı da güzel bir futbol. Gollü bir galibiyetle mutlu bir şekilde evlerine dönüyor. Cumartesi günü olduğu için de ertesi gün iş günü değil hocam. Pazar günü. Değil mi? Rahat bir e, şey olur. Eve gidiş olur. Şimdi Manchester maçına yurt dışından da çok gelecek olacaktır. Çok. Hocam şehir dışı, yurt dışı. Nasıl? Hocam rakip ceza sahasında şuraya verdi arkadaşlarım. 51 kez topla buluşmuş Galatasaray. Bu sezonun <laughs> en yüksek rakamlarından biri. 50 küsur. Benim hatırladığım bir Fenerbahçe maçında vardı. Pendik maçı mıydı? Bir 56 hatırlıyorum. Galatasaray'ın da yine 50'ye yakın şurt iki bası tane bası maçını 22, hatırlıyorum. Şut pası 22, şut pası 3. Şuraya bak hocam ya 29 şut. 12'si i̇sabetli, isabetli şut. 29 evet. şut. Yani tam bizim de yakayan boksör ya. Hocam buna dayak yemenin ötesinde bu şimdi bir biri, şey söyleyeceğim biri, biri, ayıp biri. olmasın. Çuval gibi olmuş yani bu iş. Biri biri dövüyor Ama hocam. Ama bak hocam bu Alanya takımı, bu Alanya takımı çok düzgün. gerçekten iyi futbol oynayan bir takımdı. Diyorum ya 2-3 senedir cepten yiyor Alanya takımı. Oysa ligin rengi Alanya hani eee bu işi bilen bir başkanı var, iyi Sağ bir e ee, orada stadı güzel, böyle sıcak, güzel bir atmosfer. İyi gidiyorlardı. Bir iki yıldır tökeziyorlar. Aman ha diyelim biz buradan. Alanya renk atıyor lige. Hadi ya araya gireceğim. Eee Serhat Albayrak'a teşekkür ederim. Doğum günümde çok ince bir şey göndermiş. İnceliği ha. için teşekkür ederim. Sağ olsun. Benim çünkü 20 öğretmenler günü doğum günüm. Oo hocam senin de Güzel, çok güzel bir güne denk gelmiş. Evet. Buradan her ne kadar geçmiş olsa da hem baş öğretmen Mustafa Kemal değil Atatürk mi? hem de bütün öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla yad edelim. Şimdi bir şey daha söylediniz arkadaşlar, duymadım. Ha Fenerbahçe Rize maçı 61 değil mi? Rekor orada. Ama o da enteresan bir maçtı ya. O da enteresan. Alemdaroğlu işte. rektör bir şey hediye etti. Resim dedim bana hediye bu resimde falan. Yolladı bana bizim Ömer'le Güvenç'ten ama dedim bu resim değil. Öteki resim. Hocam İstanbul Üniversitesi Rektörü ders veriyor talebelere. Talebeler oturuyor. Rektör ders veriyor. Atatürk iki elini böyle koymuş. Ha, ayakta. Bilmiyor, ama o çok değerli bir fotoğraf. Olabilir. Ayakta böyle dinliyor hocam. Evet hocam. Vay be. Şimdi e, he, madem öyle yeri geldi. Bu hafta biz de Urfa'daydık. Özellikle tabii başta Sayın Başkan'a isimatı unutabilirim bütün ev sahipliği yapan herkese çok teşekkür ediyoruz ama başta Urfa halkına hocam çok büyük ilgi ve sevgiyle karşıladılar evet. ama özellikle üç küçük kardeşimiz vardı o gençlik ve spor merkezinin dışında evet. beni bekleyen onlara buradan özellikle selam göndereyim gerçekten e, çok e, sevgi oralar, dolu içten sıcak bir karşılamaydı buradan da Urfa'ya selam olsun diyelim hocam kısa haritasına bak ya bir taraf savunmada kıpkırmızı, diğer taraf hücumda kıpkırmızı. Yanıyor, yanıyor. Vallahi yanıyor. Yani e, maçın özeti şu. Evet. Yani Galatasaray neredeyse yarı diğer yarı sahada oynamış. Rakip yarı sahada Alanyaspor da diğer tarafa geçememiş Hocam, savunmakta. maç başlıyor. Şöyle bir 15 dakika sonra biz seyrederken televizyonda Mutlak Gazıraystan'da da seyirciler seyrederken sağdaki futbolcular diyor ki ...Galatasaraylı oyuncular biz bu takımı çıtır çıtır yeriz çok net. Alanya'da diyor ki bizi burada parçalar abi diyor yani abi çık koş ya mücadele et ben onu beklerdim Alanya'da. Bir de herkes kendini kurtarmaya çalıştı kendisini kurtarmaya çalıştı Alanya Ben bir şey yapayım da bireysel olarak sivrileyim zaten takım olarak sıkıntı yaşıyorsun, çıktığın 2-3 e, hücumda da bireysel bir fark koymaya çalıştı kendi adına yaptırmazlar sana. Yalnız hocam e, Manchester maçında stoper olmazsa çok kötü. O Davinson Sanchez'i bir arkadaşlar Emre Kaplan'a yani... soralım buradan izleyicilerimize çünkü Davinson Sanchez'in durumunu bildirmemiz lazım e, nedir son durumu son bölümde maçın son bölümünde arka e, baldırı tutarak bir e, yere bıraktı kendisini. Bir iki dakika sonra tekrar bıraktı, e, devam edemeyeceğini söyledi ve e, Nelson oyuna girdi. E, bir Davinson Sanchez'in durumuna bakacağız, nedir ne değildir e, onun sakatlık ya. durumu ama galatasarayda bir iğne var hocam biliyorsun. Ama hocam depresyon. Muslere iğne, kardiyeye tamam iğne, bir şey var o, o Bence Sanchez <laughs> oynayabilir. <laughs> yani o yine e, bir mucize bir, bir iğne var Muslera'nın kolu çıktı oynadı adam Biliyorsun ya Biliyorsun şeyi ben çıkardıydım spor kamuoyuna Aziz Selin'i Evet hocam O başka Abi bir iğne ama O da etkili bir <laughs> iğneydi Evet o da etkili bir iğneydi Aziz Selin çıkıyordu yapıyor O da ayıyordu, etkili ya. bir iğneydi hocam Doğru yani. söylüyorsun Hocam şeyi aklıma geldi şimdi e, Sanchez deyince bir anda e, Zaha'nın elinde yüzük vardı ya <laughs> top toplayıcı çocuğa vermedi önce sonra döndü tekrar Torreira bur ver ona ya dedi o götürür dedi. O yüzüklere bakmıyor mu yardımcılar? Abi yüzük ne bileyim. Abi hepsine yardımcıların bakması lazım. Yüzüklere, kolyelere, hatta küpelere, tabii. hatta çünkü gözüne gelebilir. Tabii tabii. Her şeye bak. Buralara lazım. bir bant şöyle bir yara bandı gibi tabii, bir şey sararsın bir falan çıkar. Şey. Ama bunlar Plasterler yardım falan. şeylere ağlara bile giderken böyle bakarak gidiyorlar birbirlerine şeyin sopanın ucuyla böyle yapıyorlar. sopan ya sopanın ucuyla yapma onu asıl. O senin elinde kopsun. Maçta koparsa yanarsın. Tabi. Bütün hakemlik hayatın gördük, biter. Gördük Var onun da örneklerini de. Ve yardımcılar birbirlerine bakıyorlar. Lan bir, Aynı anda koşacaklar ya. Bırakın o görüntüyü. Bir gün karizmanız bir çizilir yanarsınız. Demek ki yardımcılar vazifelerini yapmamışlar. Hangi hangi takımın arkasındaysa o yardımcının bakması Değil lazım mi? o takım takıma. Şimdi tabii. iki ikisi böyle da bakıyor. çıkacağı zaman tabii. koridorda Hangi bir takımı? tanesi bir taraftan tabii. bir tanesi bir taraftan bakıyorlar herkese. Onun görüntü olsun diye yapmıyorlar ki o işi. Ya hocam bu iş öyle bir şey ki aynen pilot gibidir. Pilot nasıl? İki pilot bilmem ne bilmem tık tık tık. Ellerini tık, tık, alıyorlar tık, böyle tık, listeyi. Tabii. Hepsini hocam, tek tek ediyorlar. Maça başlarken hakemlere dikkat edin sayarlar. İkinci yarı başlarken... Yine sayacaksın. Bir atlarsan yandın. Bir atlarsan yandın. Doğru söylüyorsun. Adam 12 kişiyle başladı. Atladın ne olacak? Maç başladı ne olacak? Sorarım sana. Sıkıntı. Ya. <laughs> Şimdi. E, şey de sordular. Onu da cevaplayalım mı? Bu yardımcı hakem alayı? Onu birazdan cevaplayalım. Öyle mi? Ya? Orada enteresan işler var. Çünkü Biliyorsunuz, orada enteresan işler e, karşılaşmanın var. karşılaşmanın hakimi Ali Şansalan sakatlandı. Dördüncü hakem. Onun yerini aldı. Ali Şansalan kenara geldi dördüncü hakem pozisyonuna. Ama orada bir iki detay var. Onları birazdan anlatacağız. Hocaya soracağız, konuşacağız. Orada çünkü başka bir takım detaylar var. O güzel. Onu ayrılmayın. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Ş ee, hocam Icardi sakat sakat oynuyordu. Ee, ama devre arasında, işte devre arası diyorum, milli takım arasında oynuyordu. E o e, sakatlığın etkilerini fa, üzerinden atmaya başladığı bilgisi gelmişti muhabir arkadaşlarımızdan. Nitekim bugün gözüktü. 4 maçtır golü yoktu. E, bugün bir gol iki asistle oynadı. Ne hoşuma gitti biliyor musun? Icardi'nin? Bu tarz bir oyuncu bayağı da darbeye e, maruz kalıyor. Maruz kalan bir oyuncu mesela bir pozisyona girdi. İstese düşebilirdi. İstese düşebilirdi. Evet ya. Yani. Ayakta kalmaya gayret etti. Devam etti. Topa vurdu, top direkten döndü. Şimdi bu tip oyuncudum ben başka maçlarda da pozisyonlarını buna göre değerlendiririm. Bir başka futbolcuları da hani daha değer değmez kendini atan, ayağını takanlara da başka türlü değerlendiririm bak. Hakem olarak bunlara çok dikkat etmek Demek lazım. Demek ki bu oyuncunun kafasında <laughs> oynamak var. Evet bu oyuncu futbol sahtekarlığı yapmıyor. Evet. Bu oyuncu öyle alışmış. Altyapısı şeyi öyle. Kafası da o şekilde çalışıyor. Ve bu ilk değil. Birkaçtır ben seyrediyorum. Düşse penaltıya yorumlanabilecek ya da en azından böyle kafa karıştıracak gri pozisyonlarda devam ediyor hocam. Vurmaya çalışıyor. Hocam ben bir de bir şeye dikkat ediyorum. Acaba sen dikkat ettin mi bilmiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Mesela Brezilya, Arjantin. Evet. İki tarafında fırtınalı, oyun, Futbol, ya, oyunu, ya futbol içi. oyunu çok değişik oynanıyor iki tarafta da. Yani birbirine benzer oyun değiller. İkisi de tekniğe dayalı falan Arjantin ama biraz daha bizim Avrupa'ya yakın. Daha oynanır. böyle etkili, ikili mücadele. Mesela maske. biz futbol yapısı olarak Arjantin'e daha yakınız hı hı. bence. Mesela bize Arjantin'den gelen oyuncuların daha verimli olması lazım gibime geliyor. Ee, Brezilya farklı oynuyor. Biraz daha ağır oynanıyor. Daha yumuşak daha böyle gösterişli bir şey Arjantin daha böyle korakor mücadele eden i̇şte... bir ülke